ya, anneliğiniz var. Kendinden bir parça diyorum şu anda hani. Kendinden parça mı büyütmemişsin? Dünya şimdi devam etmeyecek 20 yıl. Yani, ya, sen demin ne diye bağırdın? Doğur artık dedim. Doğur artık. Yani zamanı geçmeden. Lütfen ya doğur. Önce. Bebek istiyoruz. Ay canım sizden. Tanrılar kurban istiyor der bebek, gibi dedim. Bebek istiyoruz. Ay canım. Aşkım. Küçük Ayça gelsin ne evet, olur. Aa, dünyaya bir tane yeter şey bence. Hayır bir tane hayır daha şöyle bol esprili. Tatlış. Düşünsenize Ayça doğduğunu. Ayçi deriz ona da. Ayçi. Hayır sabahtan beri niye kamerayı açtım? Çünkü sabahtan beri benim çocuğum olmasını söylüyorsunuz da çok şaşırıyorum. Ben evet çocukla çok aram yok. O yüzden olsun diye aklına şey yapıyoruz, sokuyoruz. Artık olsun. Aklına sokuyorum olsun bebek. Siz bakacaksınız tabii. Ayça olsun. Ayça, 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 Ayça. Bebek yap, 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 bebek yap. Testi uyguladım. Biliyoruz onun nasıl uygulandığını hepimiz herhalde. Uyguladıktan sonra testin arkasında boş boş kutucuklar. Ve testin üzerinde şöyle bir şey yazıyordu. Eğer bu testi yanlış uyguladıysanız hiç çizgi gözükmeyecek. Bekledim böyle 2-3 dakika. Baktım çizgi falan yok. Dedim yani yapacak bir şey yok. Tam böyle çöpe atıyordum ki testin arka tarafını çevirdim. O kadar cahilim ki bu konuda hiç bir bilgim olmadığı için. Bir baktım iki çizgi. Ya o anda elimde böcek varmış gibi oldu ve attım hemen tezgahın üzerine. Kala kaldım. O sırada omuzdan kapıyı çalıyor. Hayatım iyi misin diyor. Ne çıktı diyor falan. Böyle saliseler içinde şeyi düşündüm. Şu an söylememem gerekiyor. Yani tuvaletin ortasında olmaz yani hani bir şey yapayım ona, bir güzellik yapayım. Çünkü Oğulcan hayatım boyunca bana hep sürprizler yapmıştır. Ama ben onu hiçbir zaman becerememişimdir. O yüzden dedim ki ben bunu böyle söylemeyeyim. Neyse uzatmadan çıktım hemen. Böyle bakıyor suratıma. Ben de Allah'tan oyuncuyum. Dedim ki yani maalesef. Ah ya dedi. Bu sefer çok heveslenmiştim dedi. Ah böyle içime oturuyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Yapacak bir şey yok dedim. Oğulcan işte yukarı çıktı sonra. Ben içeri girdim. Elim, ayağım titriyor. Nasıl böyle boşalacak buz gibi oldum. Ne yapacağımı bilemiyorum. İnanılmaz bir mutluluk olmuyor. Korku oluyor. Ya da bende öyle oldu. Çok korktum. Aşırı korktum. Hatta dedim ki şu anımı fotoğraflamak istiyorum. Bir fotoğraf çektim. Allah'ım. İnanılmazım. Bir de arkadan da ışık vurmuş böyle nokta ışık var. Böyle ağlamakla dehşet arası bir ifade var suratımda. Sonra da bir tane böyle minicik bir video çektim. Çift çizgi çıktığına dair. Oğulcan duymasın diye çok kısık sesle söyledim videoda durumu. Sabah kalktım. Dedim ki benim sürpriz yapmam gerek, sürpriz yapmam gerek. Baktım evde bir sürü renkli kalem var, ispirtolu. Şimdi tam istediğim yerde söyleyeyim sonra kavga etmeyelim. Sen buraya oturuyorsun. Ben bunu hazırladım. Şu an açık. Video modunu al. Bu da burada galiba. Hiç diyorsun şu, otur ya da burada dur. Bunu tripod kullanmıyor musun? Hayır, elinde tut. Buraya gel. Evet. Tam ben istediğim açıda çek. Bir şey var değil mi? Bunu kapatalım mı? Çok şey sıcak oldu yani. Tamam. Otur Ali. Hadi gel. Ne boyda istiyorsun? Ya sen tam şuraya git. Benim ayarladım. 2 saat sonra bakıyorum. Oturma ama. Oturma. Burası. Geri git. Evet. Ya da oturabilirsin. Oturabilirsin. Otursan nasıl? Altı. Olsun fark etmez. Önce öyle çekersin, öyle çekersin. Hazır mısın? Şu an buradan parça gözüküyor, buradan parça gözüküyor. Güzel. Tamam, hazırım. 3, 2... Tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz size yediklerimi çektim daha öncesinde. Sabah kahvaltımı çektim. Şimdi de... Ses var. Yok, tamam. Tamam, bozma. Ne sesi var ya? Çek. Yanlış yapsam da devam mi? Taşım ki ses. Yanlış yaparsam ses ne? 3, 2, 1.
Ses midemden geliyor bence. Çünkü biraz ya açım ya da bir takım sorunlarımız var. Ya da burada benim Olcan'a da bir mesajım var burada. Çünkü bana bu konularda çok fazla yardımcı oluyor. Ayrıca sadece benim değil, başkasının da ona çok büyük bir mesajı var. İnanamadı. Yani dünyada benim gördüğüm en çok çocuğu olmasını isteyen adamdır. Hatta dalga geçerim yani akşamları sütü geliyor o kadar istiyor çocuk diye. Yani ben doğurabilsem doğururum der Olcan her zaman. Neyse yere çöktü kaldı. O da anlamadı tabii. O kadar istediği bir şeydi ama böyle bir kala kaldı. Sonrasında işte sarıldık marıldık falan dedim ki bunu sana bugün söylemem gerekiyordu. Çünkü az sonra beni doktora götürmen gerekiyor. Velhasıl doktorumuza gittik. Doktora anlattım. Doktor böyle bir baktı. Ya da biz bir bakalım dedi. Yani o çift çizgi her zaman doğru değil. Hayda. Yani çift çizgi her zaman doğru değilse ben boşuna panik yaptım. Boşuna göbeğe yazı yazdım falan. Olcan kamerayı açtı. Ekrana bir çevirdik kafamızı. Bir tane küçücük kese. Hem de kalp şeklinde. Dedi ki evet burada bir şey görüyorum dedi. Ben o duran kadın bir anda ağlamaya başladım. Ay çok enteresan. Hormonlar herhalde. Ağlamaya başladım. Sonra Olcan da tabii çok şaşırdı. Buraya bakıyoruz. Merhaba. Merhaba. Bugün? Bugün 20 Şubat 2021. Sana bundan önce yüzlerce video çektik. Ama bu... O videolarda ki dileğinin... Evet, gerçekleşti. Haberini aldığım gün. Bana az önce söyledi. Annen. Şu anda bu cümleyi ilk defa kuruyorum da. İnsanın hayatı boyunca beklediği bir şeyi haberini al, ne yapacağım bilmiyorum. Birazdan tuvalete gideceğim. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama PlayStation 5 aldığım gün geldiğin için muhtemelen erkek oluyormuş. Tabii sen kendini bildiğinde PlayStation kaç olmuş olacak ama. Erkek ol, kız ol. İkinizi de çok seveceğiz. Birincisi umarım olursun. Çünkü daha şu an bir mercimek tanesi kadarsın. Ya bir aylıksın ya bir haftalıksın. Tam bilmiyorum. Çok detaylara giremiyorum. Bugün doktora gideceğiz. Ve ben dün öğrendim bunu. Bir alet kullandım. Orada da böyle bir şey vardı. Pardon şöyle yapayım. Böyle bir şey vardı. Ben dedim ki sonuç açıklanmadı herhalde dedim. Hiç alışmadığım için bilmiyorum bunları kullanmayı. Banyoda tam böyle vazgeçtim. Bunu çöpe atıyordum ki arkasını fark ettim. Senin müthiş bir baba olacağına eminim ben. İnşallah. Çocuğumuz da aynı şeyi düşünür. Sorulanıyorum duygu değişimleri. Neyse işte durum böyle. Çocuğumuzun buna baktığı gün ne kadar da geçmişsiniz dediği anı şu anda yaşıyoruz. Ne enteresan değil mi? Yok. Ben de diyecek ki anne sen zaten hep gençsin. Babam çok gençmiş diyecek. Tabii. Ah çok saçma. Hmm. Öyle işte. Bu gelişmeyi bildireceğiz. Ay konuşamıyorum. Gelişmeleri bildireceğiz. Merhaba. Merhaba. Bugün? 23 Nisan. Hadi dedim ya. Bu gelişlere bakacaksın. Ha. 3 Mart'ta mı? 3 Mart, evet. 2021. Maşallah. Ve biz ne yapıyoruz? Yürüyüş. Kaç kişi? 3. Daha hiçbir şey belli değil. Ama 3 kişi yürüyüşe çıktık. İlk yürüyüşümüze çıktık. Hayırlısı. Rızkıyla geliyor oğlan. Oğlan mı? Kız. Hoşçakalın. Ben oğlan istiyorum çünkü. Bu olur olmaz. İkisini de çok istiyorum. Hangisi olursa. Görüşürüz. Bay bay. İyi günler. Bugün? 14 Mayıs. Evet. Yes be. 14 Mayıs 2021. Ve biz artık neyimiz olacağını biliyoruz. Orada bir tane küçük acaba. Eve bir tane yetmiyormuş gibi. Bugün de 4. ayımızı kutluyoruz. Artık kendisi 16 haftalık. Üf! Genç kız oldu vallahi.
O yüzden de benim minnoş bir gebeğim çıktı azıcık ama minnoş. Son 10 gün kaldı. Yani en azından 28'ine son 10 gün kaldı. Sevgilim. Fındık. Nereye gidiyoruz? Artık son kontrolümüze gidiyoruz doktorumuzda muhtemelen. Küçük kızımız, Nova'mız dünyaya gelmek üzere. Bugün ayın 21'i ve artık kavuşmak için gün, dakika neyse onu sayıyoruz. Yani olaylar olaylar. Regl ağrısı gibi ağrı çekiyorum. Çok canım yanıyor, uyuyamıyorum. Merhaba. Nereye gidiyoruz kocacığım? Hastaneye gidiyoruz. Ne için gidiyoruz? Kızımızı karşılamak için. İnşallah ya. İnşallah. Çok artık çok da sancılarım dayanılmaz oldu. Ve çok kısaldı araları. O yüzden de artık gidiyoruz. Umarım bizi tekrar eve geri döndürmezler. Sanmıyorum. Evet, çünkü şey... Ev uzak. Ev uzak. Artık istiyorum yani, dayanamıyorum evde. Çok bağırmaya başladım evde. Komşular yanlış anlıyor. Komşular evde şiddet uyguladığını zannediyor bana. O yüzden gidiyoruz. İki kişi çevir, gidiyoruz. Evet, inşallah üç kişi de gideriz. Son dakikalar artık. Bekliyorum odamda. Biraz midem bulanayım. Açıklığım var baya. Şu anda burada öğlen 3'ü 10 geçiyor. Kızım bekliyor. Karnım aç. Çok kustum, bana bir şey yedirmiyorlar. O yüzden oğlan bana popsicle almaya gitti. Böyle küçük dondurmalar. Ne getirdin bana? Gülüye bu arada. Ne? Gülüye sormadan. Hayır, doktor söyledi şimdi bana. Hadi lan. Yemin ediyorum aşkım, niye hiçbir şeye inanmıyorsun ya? Normal, hayır hayır, gel. İnanmıyor ya adam. Mesela ağrım var. Ama etki edecek, 15 dakika içinde eder dediler. Neymiş? Okey. Ne dedim sana? Çarpıntı mı var ya? Oha. Ne bakalım? Ben bakalım. Epidural bağlandı bana. Şimdi ayaklarımı hissetmiyorum. Ama bundan dolayı çok mutluyum. Küçükleri? Normal bir ana olacağımı düşünmüyor herhalde kimse. Üzerimi başımı düzelteceğim. Dün akşam hayatımın en zor gecesiydi. En zoruydu, net yani. Herhalde hiç böyle bir ağrı çekmedim. Hayatımda hiç bu kadar bağırmadım. Hiç bu kadar çaresiz hissetmedim. Çok zordu. Çok yoruldum. Hala yorgunluğum yüzümde var galiba. O yüzden şimdi biraz kendime çeki düzen vermek. Birazcık burada bulduğum, satın aldığım bir maşayla saçımı kıvırıyorum. Aynam yok. Ayna olmadığı için de şöyle telefonumu tuttum ama hiç görünmüyor da. O kadar mumlar hazırladık. Yakarız. Parasantolar aldım falan. Adamlar demez mi, hanımefendi burada oksijen seviyesi çok yüksek, patlarız. Hiç öyle bir şeyim de olmadı hani, zen. Bir böyle konsantre olayım, meditasyon yapayım falan, sanki çok biliyormuşum gibi. O da olmadı. Şimdi bunu izleyenler olursa muhtemelen ne kadar kötü sarıyor falan diyecektir. Bir şey söyleyeyim mi? Umurumda değil.